Herkese. Bugün sizlerle birlikte benimle bir hafta videosu çekiyorum. Bu hafta sınav haftam ve bir IB öğrencisi olarak ne kadar zorlandığımı anlatacağım. Yarın pazartesi matematik ve felsefe sınavım var. Salı günü edebiyat ve din sınavım var. Çarşamba günü iki ders İngilizce, sonra tarih, sonra bilgi kuramı sınavım var. Perşembe günü tarih, coğrafya ve sosyoloji sınavım var. Ve cuma günü de biyoloji ve Almanca sınavım var. Yani bir hafta içerisinde 10 tane sınava gireceğim. Çünkü bizim okulumuz çok düzenli bir okul. Dışarıdan davul sesleri geliyor. Ramazan'dayız çünkü. Logaritma yapmam lazım ama gerçekten birazcık bakıp sonra yatarım. Günaydın my dudes. Şu an kendime kahvaltı yapıyorum. Matematik sınavı sabahleyin ilk iki dersimiz. Gelecek bana iyi şanslar diliyorum. Hey, sınavdan çıktım ve yerde 5 lira buldum. Şu an günüm iyi geçiyor. Bizim sınavlar iki tane kısımdan oluşuyor. Bir paper 1, birinci kağıt, bir de paper 2, ikinci kağıt dediğimiz şeyler. Paper 1'ım çok iyi geçti. Burada hesap makinesi falan kullanmıyordum. Paper 2'm de iyi geçti. Hani bir sıkıntım yoktu ama oradaki sorularımdan pek emin değilim. Ve bilin bakalım hoca kimin en çok çalıştığı yerden hiçbir soru sormamış. Neyse şu an yerde 5 lira bulduğum için mutluyum yani, o yüzden yok da trajikomik bir durum. Neyse ama sınav iyi geçti. Bir önceki sınavımdan kalmasaydım büyük ihtimalle ortalamam bayağı iyi olacaktı ama bir önceki sınavımdan kaldım ve bakalım ortalamam nasıl olacak. Şimdi sosyoloji dersine gireceğim birkaç ders sonra. Felsefe sınavımız var. Biliyor musun? Nasıl? Kamerayı kapattıktan sonra. Tamam o zaman. Arkadaşlar selam. Felsefe sınavından çıktı. Yarın edebiyat sınavı var. Ozanların matematik sınavı açıklandı şimdi. Ozanların matematik sınavı açıklandı bile diyorum. Biz ikimiz ayrı matematik sınavlarına giriyoruz da. Ay bu. Selamlar. Yarın edebiyat ve din sınavım var. Edebiyatta bizim IB olduğumuz için edebiyat sınavlarımız birazcık farklı. Çoğunlukla yorum yapma ve analiz etme sorularımız oluyor. O yüzden ondan aşırı korkmuyorum. Çünkü şiir analizi yapılacak. Şiir analizlerinde hani kötü değilim. Turgut Uyar şiirlerini yapıyoruz ve Turgut Uyar şiirlerinin yanındaki en zor şiirlerden birkaçı. Hani gerçekten hani adamın ne dediğini anlamak kadar zor bir şey yok. Hani sınıf grubu hatırlattı. Yarın ödevim var ve daha bugün veriyor. Bugün haberim oldu. 450 ve 600 kelime arası guideline yazacağım. Sanırım. Öyle bir şeydi. Composition. Neyse çok konuştum. Şimdi size nasıl çalışacağımı anlatayım. Bu video bari yararlı olsun. İkinci dönemin ikinci yarısında yani Mart-Nisan gibi biz şu kitabı okumaya başladık şöyle. Ve içinden birkaç tane şiirimiz var. Bu şiirleri inceledik daha doğrusu. Buradan analiz edeceğim. Kitapta yazıyor. Kitabı yazmayı pek sevmem aslında ama kitapta analizlerim var. Bunu şimdi başka bir kağıda geçireceğim ki hani aynı zamanda tekrar olsun. Konuşamadım. İngilizce ödevimi yapacağım şimdi. Ve bizim notlarım vardı. Notlarımı çalmış biri bizim sınıftan. Ve o kişiyi ama hani gerçekten biri notlarımı çaldı ve çok üzgünüm din notlarıma. Biyolojide çalışmam lazım çünkü cuma günü de biyoloji sınavım var. Neyse şimdi benim gerçekten İngilizce ödevimi yazmaya başlamam lazım. Şu an gerçekten o kadar bıktım ki yani keşke İngilizceyi daha sonraya bıraksaydım. Yani lanet olsun.
Hello, günaydın. Şu an okula giriyorum. Türkçe ve din sınavım var. İkisini de rahat hissediyorum. Hani dünkü kadar stresli değilim. Yine 3'e kadar oturdum, çalıştım. Merhaba, ben okuldan döneli birazcık oldu. Yemek yedim ve şöyle diyeyim. Bugünkü sınavlar herhalde hayatımda yaşadığım en enteresan sınavlardı. Edebiyata girdikten sonra, edebiyatta iki tane şiir verdi hoca. İki şiirden bir tanesini derste işlemiştik. İkinci şiir Turgut Uyar'ın... Ne şiir olduğunu hatırlamıyorum ama Turgut Uyar zaten garip bir şair. Bir mısra mesela sırf bir kelimeden oluşuyor. Hoca işte şiir analizi yapmamızı istemişti. Ama hani şiirde o kadar hiçbir şey bulamadım ki. Bir anda yani nefesim kesilmeye başladı. Böyle nefes alamamaya başladım. Akciğerlerimden sanki böyle hava çekiliyormuş. Böyle sanki biri böyle kavramış iki ciğerimde ve böyle sıkıyor gibi hissettim. Ve nefes alamadım ve hani kelimeleri de okuduklarımı anlamıyordum. Çok enteresan. Bunu ilk defa böyle bir şey yaşadım. Din sınavım şöyle. Dine dün akşam saat 3'e kadar çalıştım. Çalıştım hani direkt ezberlemeden anlamaya çalışarak çalıştım. Ve insanlar ezberledi. Ben anlayacağım. Ben IB öğrencisi olarak ezber yapmayacağım dedim. Ve şu an büyük ihtimalle 50 alıyorum dinden. Neyse evet o kötü oldu ve bütün gün moralimi çok bozdu o. Yani. Öyle yani bugün pek iyi bir gün değildi. Edebiyat sınavında iyi yaptığımı düşünüyorum ama din sınavım o kadar kötü geçti yani. Gerçekten 50 falan olacağım. Yarın bomba gün. 3 sınavımız var. İlk 2 ders İngilizce var. 4. ders tarih var. 7. ders bilgi kuramı sınavımız var. Bu akşam da böyle geçecek. Sabah 3'te görüşürüz arkadaşlar. Ben tüyo vereyim en azından. Benim tarihim mesela hep iyi derslerimden biri olmuştur. 90-85 altını falan asla almadım. Bunun nedenlerinden biri dışındaki insanlar flashcard dedikleri böyle önünde sorusu olan arkasında cevabı olan şeyleri hep yaptım. Yani 9. sınıftan beri yapıyorum. Ve yani hep işime yaradı. Eğer yani tarihte zorluk çekiyorsanız bunu tavsiye ederim. Hepsini yazdıktan sonra arkasındaki soruları doğru cevaplamadıysam bir yere, doğru cevaplıysam başka bir yere koyuyorum. Yanlış cevapladıklarımın sayısı 0 olana kadar da devam ediyorum. Hepsini ezberlemeye çalışıyorum yani. Hep işe yaradı dediğim gibi. Eğer tarihte zorluk çekiyorsanız, yani bu ezber derslerinde zorluk çekiyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. Yani gayet iyi bir, yani iyi sonuçlar alıyorum. Günümüz bitti. Yaşasın. Son iki dersimize gireceğiz. Son iki dersimiz resim. Yarın tarih, sosyoloji, coğrafya var ama bunların hepsi bir bütün bir sınav. Hani üç tane sınavım yok aslında. Şu an Esen beni bıraktı ve gidiyor. Hadi bakalım. Beni fark etmedi. Bilgi kuramı da bu arada şu an ilkokuldan geçiyoruz o yüzden. Bugün okuldan sonrası planı anlatayım. Yarın sınavım var. Hadi Esen'in de sınavı var. Biz Harry Potter'ın Ateş Kadehi'nin bu orkestralı müzikli bir şeyleri vardı. Ateş Kadehi Harry Potter'a gidiyoruz. Esen'le beraber. Zorlu'da bir çarşamba akşamı karşıya geçip müzikal orkestra dinleyeceğiz. Yarın sınavımız var. Yaşasın. Şimdi Zorlu'ya
Şimdi zorluya geldik. Oturduk de. Ay, oturduk, yemek yiyorsam böyle döner gömüyorum. Esen bana böyle şey, kaş göz hareketi yapıyor. Diyorum ne oluyor? Bir baktım sonuma Mösket. Elinde kamerası falan vardı. Ben böyle şok oldum yine. Ya adam böyle geçti önünden, ben şok. Ama döner gömüyorum hani, o yüzden yanına gitmek istemedim. Birkaç önceki Mösket Ay'da tanıştım soru cevap videomu sanırım bugün gerçekten gerçekleştireceğim arkadaşlar. Clickbait yapmayacağım bu sefer. Haber veririm, şimdi üstümüzü değişeceğiz. Sonra ders çalışacağız. Şimdi duyuluyor muyum bilmiyorum. Hello. Sosyoloji ve coğrafya çalışıyorum ama sadece belge okuyacağım. Hani şey, bunları okuyacağım. Esen orada psikoloji çalışıyor. Ne çalışıyorsun Esen? Depresyonun biyolojik tedavisi ve antidepresanları okuyorum şu anda. Çilekli smoothie aldık çünkü aslında güzel bayağı. Ben gördüğünüz üzere Hufflepuff hakkımı taktım. Hava 37 derece. Neyse, selam arkadaşlar. Şu an asallarımız elimizde, biletler elimizde. Şimdi PSM'e doğru yürüyoruz. Yerimize oturup Mösket Ay'ı bekleyeceğiz. Kapıdan girer girmez Mösket Ay'ı görmemiz fikir, hani olsun Mösket Ay'la fotoğraf çekeyim. Bakın Mösket Ay'la bu sefer gerçekten tanıştım arkadaşlar, görüyorsunuz. Hoş geldiniz. Sağdan gidebilirsiniz. Sen düşüncelerini alalım. Bayağı güzel. İnsanlar her şeyi alkışlıyor. Bütün karakterler çıktı. İnsanlar sonra sevdirik alkış tuttular ki Hufflepuff Pride yani. Çok mutluyum şu an. Yarın sana ne yapacağımı bilmiyorum. Ama çok mutluyum şu an. Ben de bilmiyorum. Sadece mutluyum. Ama şöyle bir şey daha var. Arkadaşın psikoloji hocası da şu an burada. Günaydın my dudes. Bugün sizlerle birlikte okula tek başıma gidiyorum. İştahım kapandı. Yani hiçbir şey yemek istemiyorum. Öğlen yemeğimi hazırlıyordum mesela. Bir şeyler hazırladım. Sonra evden çıkarken dedim, ben bunu yemek istemiyorum deyip evde bıraktım şu an yemeğimi. Şimdi dolmuşların oraya yürüyorum. Selam canlar. Okulu hocalar şeyler girmeyeli başlamış. Notları. Ne, az önce ne dedim bilmiyorum. Öğrenci bilgileri not bilgisi. Hadi bakalım. Birinci dönem. Birinci dönem ortalamam 91'di. Şu an ortalamam 75 falan en son baktığımda. Beden eğitimini geç. Din kültürü. Din kültüründen beklediğimden daha yüksek almışım. En kötü geçen sınavlarından biri 88 almışım. Felsefe 85. Bilgi kuramı sınavımız var bizim bu. Felsefenin bir başka türü gibi düşünün. 100 almışım. Bir de bugün buraya yazılmamış tabiden. Matematik sınav açıklandı. Matematikte en azından notumu yükseltmişim. Ve kalmıyorum. Birinci dönemin birinci sınavından beri notlarım gittikçe düşüyordu hani. İlk sınavım 64, ikinci sınavım 41, üçüncü sınavım 36. Ama en azından şimdi yükseltmişim, 55 almışım. Okulda yazmıyor, bunu hoca söyledi. Neyse, şu an notlarım böyle gidiyor. Neyse, şimdi yarın biyoloji var. Yarın biyoloji var. Konumuz ekoloji ve sindirim sistemi. Hadi bakalım. Konular ilgimi çekiyor. Sadece o kadar fazla ezberlememiz gereken şey var ki hani... Öhe. Evet arkadaşlar, yeni rekor. Saat 4. Karışıklık şeyler veririz. Çalışabildiğimin en iyisini çalıştım. Aşırı kötü.
Çıldırıyorum biraz. Birazcık çıldırıyorum. Abi lanet olsun. Lanet olsun biyoloji seçtiğim güne. Ben bunda böyle yapıyorsam seneye final sınavına ne yapacağım? Benim tek sorunum o işte. Selam arkadaşlar. Merhaba herkese diyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür etmek için açtım. Görüşürüz. Bye bye.